Boğaziçi Üniversitesi hafta boyu en çok konuşulan e, konu oldu. Çünkü rektör atanması fazlaca tartışıldı. Önce o hem o provokasyon görüntüleri ekrana gelsin. Tabi istenmeyen görüntüler e, yaşandı, eylemler, provokasyonlar ama şöyle bir Sayın Gülerce'den rica edeceğiz. Ne yaşanıyor Boğaziçi Üniversitesi'nde? Neden atanan rektörü e, bazıları istemiyor? Evet bu soruyla başlamak lazım. Ortada böyle bir Boğaziçi Üniversitesi de protesto olayı yokken nereden çıktı bu, değil mi? He. Oraya bir rektör atandı. Rektörün atanmasında usulsüzlük, yasa aykırı bir şey var mı? Yok. Yok. O zaman niye bunlara yağ fırladılar? Suyu bulandırıyorsun diye kurdun. bir hikayesi var ya işte. Kendisi yukarıda duruyor. Nehir aşağı doğru akıyor? Kuzu aşağıda. Niyeti kuzuyu yemek. E şimdi yukarıdaki kurt kuzunun bulandırmasından nasıl rahatsız olacak su yukarı doğru bulanıklığı gitmeyecek ki? Şimdi çok güzel Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Biz bunları tanıyoruz. Gezi olaylarından tanıyoruz. 17-25 Aralık'tan tanıyoruz. 15 Temmuz'a kontrollü darbe tiyatro demelerinden tanıyoruz. Bunlar aslında rektörü hedef almadılar. Bunların hedef aldığı Sayın Cumhurbaşkanı. Onu da açıkça ifade ediyorlar. Yani rektörle alakalı olsa bir ne diyorlar? Bütün kayyum rektörleri görevden alın istekleri. Ya yani şu andaki üniversitelerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yasa gereği, anayasa gereği onun imzasıyla görevde olan bütün rektörlere kayyum rektörü deniyor diyorlar. Hepsini görevden alın. Şimdi kayyum kelimesinde gündeme getirmeleri de enteresan. Kayyum belediye başkanları PKK'ya çalışan belediye başkanlarının yerine gelen insanlar. Yani orada e, keyfi bir şey yok ki size göre keyfi. Bir Başka açıdan gezi olaylarında nasıl ağacı yeşili bahane ettilerse burada da bu atamayı bahane ediyorlar. Orada da yerli projeler dursun, büyük evet. köprüler dursun gibi, evet. işte 3. havalimanı dursun gibi istekler vardı. Eğer mesele üniversiteyle rektörle ilgili olsaydı Bunlar katil polis diye neye bağırıyorlar? Ay, polisin tövbe katilliğiyle ne alakası var? Sonra bu ülkede polise katil polis diyenler komünistler, Marksistler, PKK'lılar, devlet düşmanları bunlar. Demek ki burada re ne alakası var katil polis demenin? Şimdi devlet polis. O sözler de varmış mesela evet. yani hani biz uydurmuyoruz katil polis sözleri var değil mi arkadaşlar? Onu da Sesli bir şekilde dinleyebiliriz ya. Evet dinleriz. Bizzat söylüyorlar. Hazırsa söylesinler. Katil polis devlete katil diyor. Onu da kim söylüyordu? Canan Kaftancıoğlu. Devlet katil değil, seri katil. Aynı zihniyettekiler oraya toplandılar. Bir. İkincisi gençlik, üniversite olayları ve darbeler. Bakınız 27 Mayıs 60 darbesinden beri üniversite protestosunda, rektör protestosunda... DHKPC maaşının ne işi var? Bakınız üniversiteler ve gençlik diyorum ki 27 Mayıs 60 darbesinden itibaren hep darbecilere zemin hazırlanmıştır. Ya 27 Mayıs'ta Orhan bir bunu açıkladı. CHP yöneticisiydi zamanında. Onlar dediler gençler kıyma makinesinde kıyılıyor diye sonradan itiraf etti yıllar sonra. Yalanmış. Bize öyle söylendi. Yani darbe yapılsın diye şeyin kulakları çınlasın İlker Başbuğ'un, espri çok güzeldi ama ben yazdığım için değil, tıklamadan anlıyorum. İlker Başbuğ'un kulakları çınlasın, Trump seçimleri erken alsaydı bu baskın olmazdı, darbe olmazdı. <gülüyor> <gülüyor> Bak gülüyoruz ha, Güzel. genelkurmay başkanlığı yapmış bir insan. Bu sözün buraya darbe suyu. çağrısı yapabileceğini bilmiyor evet. mu Sayın Başbuğ? 12 Mart geleceğiz. 71 muhtırası öncesinde 12 Eylül 80 hep üniversitede sağ sol çatışmaları çıkardılar. Ve sonradan da ya toplam iki hep gence söylüyorum belki ilk defa duyanlar var. 71 darbesi ve 80 darbesi öncesinde iki darbe öncesi toplamında Türkiye'de 5000 üniversite öğrencisi sağ sol çatışmalarında katledildi. 5 bin üniversite öğrencisi öldürüldü. Bunlar cuntacılar, asker içindeki cuntacı generaller bunu seyrettiler, tahrik ettiler, teşvik ettiler. Çünkü başka türlü darbe yapamazlardı. Bak burada seçim meçim hikayesi de yok. Sıkı yönetim komutanıydı askerler. Demirer bunu söyledi. Dedi ki siz sıkı yönetim komutanıydınız. 12 Eylül'e kadar durdurulamayan bu cinayetler 13 Eylül'de bir gün sonra bıçak gibi nasıl kesildi? Sık yönetim komutanı niye önlemediniz? Darbe yapınca önlüyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu öğrenci olayları zaten darbelerle ilgili sabıkalı olaylar. Bunlara zaten pat diye atlamayacaksın. Bir de şöyle bir algı var. Aynı şeyi PKK, HDP'de de yapıyorlar. O muhalefet liderleri çıkıp diyor ki, HDP'ye oy verenlere terörist diyemezsiniz. Allah'tan korkun be. Onlara terörist diyen var mı? PKK'ya terörist deniyor. HDP'nin yöneticilerine deniyor. Oy verenlere denmiyor. Şimdi aynı şeyi Boğaziçi Üniversitesi için söylüyorlar. Diyorlar ki öğrencilere siz öğrencilere terörist diyemezsiniz. Hiç alakası yok. Öğrencilere terörist demiyoruz ki. DEAŞ, ondan sonra da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı. Polise saldıranların MLKP üyesi olduğunu söyledi, değil mi? Maucu Leninist Komünist Partisi isminde ama bir artık şimdi resmi şey. ismini söylüyorum. Ben de merak ettim ne bu? Marksist Leninist Marxist, Komünist ben Parti. Buluyorum. Tamam, pardon. Marksist Leninist Komünist Parti. 10 Eylül 94'te kurulmuş ve silahlı mücadele yürüten yasa dışı komünist parti. Evet. Peki bunu nereden biliyor Türkiye? Bu komünist partisini? Dikkat Sayın izleyiciler, Hakika, çatı birleşti bu arada. Birkaç sene Barış Pınarı Harekatı'nda Bak. ve Zeytin Dalı Harekatı'nda... ...Enternasyonalist Özgürlük Taburu içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı silaha sarılan bir örgüt bu. Hepsi birleşti, açıklama yaptı. Biz bundan sonra beraberiz Türkiye'ye karşı dediler mi? LKP, PKK... Şimdi ordumuzla çarpışanlar, ordumuza kurşun atanlar ne işi var bahçesinde, kapısının önünde Boğaziçi Üniversitesi'nin? Ya bizi bile izah edin. Biz öğrencilere terörist demiyoruz ki. Öğrencilerin içinde teröristler var. İkisi aynı şey mi? Siz geri zekalı mısınız ya? Zeka kıtlığı mı var sizde? Bakınız biz işte 68 kuşağının sağ tarafıyız ya. Evet. Üniversite olayları başladı. Başladığında bizim abilerimiz şunu söylemişlerdi bu komünistlerin mesela 40 bin kişilik İstanbul Üniversitesi'nde toplasan bu hareketin içerisindeki komünist grup bin kişi etmez. 500 kişi. 500 kişi kaç bin kişi kullanıyor? 40 bin kişi. Biz o gün öyle söylenmişti. Teşkilatlı organize 100 kişi 5000 kişiyi idare eder. Şu anda üniversiteye gelen bu Profesyonel teröristler oradaki olayları Boğaziçi Üniversitesi'ne karşı yapılan bir şey zannedip teröristlerin arkasında boy göstermiş oluyorlar. Ya bu üniversite en zeki öğrenciler giriyor. Hiç mi akletmiyorsunuz ya? Zeka başka şey, akletmek başka şey. Sen niye niye teröristlere alet oluyorsun? Şimdi benim en çok canımı sıkarcak. MLKP dediniz ya. MLKP'nin evet. kurucusu Hasan Ocak değil mi? Eee evet. Evet. Ona kim selam verdi? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Komutana bin selam olsun diye. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'na izin verirsen ayrı Biraz bir saçayım tamam. Tamam. tamam öyle yapalım. Sırf onu konuşalım tamam. Kaftancıoğlu'nu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'ndan çok ağır laf söyledi değil mi? Şimdi ben bu meselede Erdoğan kim ve nefretiyle hareket eden ve kendini inkar eden savrulan siyasi liderleri muhalefet liderlerinde gündeme getirmek istiyorum lütfen al. tamam Kılıçdaroğlu'nu anladık. <laughs> CHP'nin başına bir kaset komplosuyla geldi, görevini yapıyor Kılıçdaroğlu. FETÖ'nün yanında, PKK'nın yanında teröristlere selam da çakıyor, alnından da öpüyor, Demirtaş'a madalya da takıyor. Ben Kılıçdaroğlu'nu anlıyorum. Tamam. İşini yapıyor. Peki Meral Akşener'e ne demeli? Dedim Hı. ya hedef üniversite değil. Hedef Sayın Erdoğan. Hedef Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Hedef Cumhur İttifakı, İttifakı. Onun için bu liderler şimdi söyleyeceğim liderler teröristlerin desteklediği bir protestonun arkasında duruyorlar. Hı hı. Birazdan, ha orada tabii Demirtaş falan da var değil mi? Tamam. Şimdi bakınız e, Meral Akşener ne diyor? Sayın seyirciler bakın lütfen dikkatli dinleyin. Teröristlerin organize ettiği, elebaşılık yaptığı, öncülük yaptığı Boğaziçi Üniversitesi olayları ile ilgili geçmişte İçişleri Bakanlığı yapmış, ülkücülükten geldiğini söyleyen, eşi maocu onu ülkücü yaptım evlendikten sonra diyen, böyle afra tafra atan Meral Akşener ne diyor? Bu rektör atamasını büyük bir şımarıklık olarak görüyorum. Niye? Ayıp ve şımarıklık. Bu arkadaşların ekonomik imkanları zayıfsa başka türlü değerlendirin. Bir sürü sarayda danışmanlık var oraya getirin. Şöyle şimdi bilmeyen için şunu söyleyelim. Boğaziçi Üniversitesi'nin 30 yıldan beri bir geleneği varmış. Bu geleneğe göre Boğaziçi Üniversitesi'nin dışından rektör atanmazmış. Ama anayasada böyle bir şey yok. O sadece üniversite içerisindeki bir gelenekten ibaret. Tamam. Bu arkadaş da e... Melih burada da 8 sene orada yüksek lisans doktora yapmış. Evet. Yani illa gelip şeyinde mi üniversite öğrenciliğinde mi lisansla mı öğrenci olacaksın? Onlar 5 sene. Bu arkadaş 8 sene. Onu konuşacağız akademik kar kariyerini. Bir de burası kurtarılmış bölge mi yani? Bir de şöyle bir şey var. Dünyada özür dilerim. Dünyada bu araştırmayı yapan, akademik çalışma olarak yapan insanlar var hiçbir yerde üniversite rektörlerini oranın öğretim üyeli öğrenciler seçmiyor. Teklif edilen yerler var ama atamayı gene onlar yapmıyorlar. Kraliçenin tayin ettiği Hollanda'da var. Amerika'da nasıl tayin ediyor? Mütevelli heyetler var. Sonra bu anayasal bir şey. Sonra ben şimdi şeyi söyleyeceğim. Yani 9 tane rektör adayı var. Sadece iki tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nden bu arada. Şimdi yani Toplamdaki 9 adaydan ikisi öyleymiş yemeğe niyetlenince suyu bulandırıyorsun diyor. Siz kimsiniz bir de yani? Siz kimsiniz ya? Burada seçimler olmuş, referandum olmuş, anayasa değişmiş, yasa çıkmış. <laughs> Meral Akşener'den sonra hı hı. Temel Karamollaoğlu. Şımarıklık demesi Cumhurbaşkanı ne diyor ha Meral Akşener? Temel Karamollaoğlu ne diyor? Yandaş tayini bir kural haline geldi. Ya bu rektör daha önce Haliç Üniversitesi rektörüydü. Ondan önce kurucu rektördü. Bir de Ahmet Davutoğlu'nun bir üniversitesi vardı değil mi? Şehir, Şehir Üniversitesi. Orada da bir bölümü, fakülteyi kuran dekan kendisi. Bir de yani şeyin de çok yakınında olmuş geçmişte Davutoğlu'nun. Temel Karaoğluoğlu yandaş tayini bir kural haline geldi. Ya adamın bütün kabahati, özür dilerim Sayın Bull'un bütün kabahati. Aday olmuş AK Parti'den o kadar. Şimdi ben CHP'yi... Siyasete de CHP'de başlamış Hayır, ama. Hayır CHP, keşke onu da söylemeseydi ya. Ben, Hatta bak, Liberal Demokrat Partisi sonra. Yani, keşke söylemeseydi ya. Çünkü bunlara özür dilerim kendisinden, yaranamazsınız. Bak ben kendi dünyamda karar verdim. Artık CHP'lilerin hoşuna gidecek, CHP'lilerin belki gönlünü alırız belki onlarda bir yumuşama olur düşüncesinden hatiyen uzaklaştım. Asla yumuşama olmaz, asla merhamet olmaz, asla hoşgörü olmaz. Bak bu insanlarda da hoşgörü olmaz. Metallica adını keşke demeseydin. Mehteri dinliyorum deseydin ya. Öyle Broma gelmişti yani. Özür dilerim kendisinden. Ama tanıyın bu insanları. Bunlar PKK'lılar. Bunlar Komünist Partisi'nin elemanları. Bunlara şunu şunu söylediğinizde Kılıçdaroğlu'na yaranamazsınız. Canan Kaftancıoğlu'na yaranamazsınız. Belki yaranmak için söylemiyorsunuz. Yumuşatmak için söylüyorsunuz. Yumuşatamazsınız da. Bunları yumuşatamaz. Tam tersine mehter de dinlerim. Cenk havaları da dinlerim. Türküleri çok severim. Öyle konuşacaksınız bunlara. Çünkü sizin kim olduğunuz bilinerek getiriliyor buraya. Siz onların ağzına mı bakacaksınız? Siz bu çapta olmazsanız kalitede kabiliyette olmasanız Sayın Cumhurbaşkanı siz tayin eder mi? Sizin geçmişinize bakıldı. İki üniversitede rektörlük yapmışsınız. Bundan hiçbirini evvalla etmiyor. E, eylemcilerin arasına girdi biliyorsunuz Melih Bey. E, bir dört saat kadar kaldı öğlencilerin arasında mesela. hani evet. ikna etmeye çalışıyor. Mesela ben onu biraz canlı izledim. O sırada YouTube'da canlı yayında. Ya sonuç itibariyle adam gelmiş içinize. Öğrencilerin de bir kibar şekilde davranması lazım. Ya da eylemcilerin orada kimse. Neler neler söylendi. Neler neler söylendi ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Bak bizim dünyamıza düşmanlık besliyor. Yani ki bize neden düşmanlık besliyorlar? Müslümanlığımızdan değil mi? Cumhur İttifakı'na destek verdiğimizden insanlarda bize karşı hoşgörünün zerresi yok ya. Zerresi. Benim 40 yıllık tanıdığım, birlikte çalıştığım insan 6 yıl Yalova'da beni görünce başını çevirdi ya. Oradan ben uyandım. Dank et. Şimdi kişi kişiyi nasıl bilir? Kendisi gibi değil mi? Biz mesela tamam o arkadaşın CHP'li olduğunu biliyorum ama ben ona selam vermeye niyetlendim. Ya 40 yıldır tanıyoruz birbirimizi ve yani şimdi ben CHP'li değilim diye CHP yanlışları yanlışlarıyla mücadele ediyorum. Şahıslarıyla değil ki. Canan Kaftancıoğlu'nun şahsına, Kılıçdaroğlu'nun şahsına bir şey mi diyoruz? Ama fiilleri var. Yaptıkları var. Onlara karşı çıkıyoruz. Adamdaki Karaktere bak ya. Seni görünce başını çeviriyor. Şimdi ben seni görünce yolumu değiştireceğim. Ben anladım artık. Bak ne diyorum bak. Çizin altını. Bunlar hoşgörüden anlamazlar. İyi niyetten, selamdan, hiçbir şeyden anlamaz. Çok evet. özür dilerim Sayın Güderci. Bizim yönetmenimiz Emre. Geçen hafta burada yayında bahsettik ya. 28 Şubat'ta. Hani o mağdur olmuş isimlerden birisidir. Şimdi i̇şte bana bir şey hatırlatıyor. Diyor ki, geçmiş dönemde Ahmet Necdet Sezer sadece bir oy almış rektör atadı dedi. Vereceğim örneklerini tamam. şimdi. Tamam. CHP iyi. Emre hatırlattı. Tamam. Emre, Emre sabret. <laughs> <laughs> Emre bir tane değil bak kaç tane örnek vereceğiz. <laughs> şimdi Temel Karamoğluoğlu ne diyor? Yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AK Parti'de aday olduysanız sizi sivil hayata döndüğünüzde itibarlaştırıyorlar, itibar veriyorlar. Gelelim Ahmet Davutoğlu'na, Şehir Üniversitesi'nde Sayın bugünkü Boğaziçi direktörü bir şey kurdu ya, e, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kur, kuran kişi. Hı hı. Evet, İşte o Ahmet Davutoğlu, yani Sayın Melih Bulu'yu çok yakından tanıyan Ahmet Davutoğlu diyor ki, ''Çin üzerine bir şey inşa edilmez.'' kendisini tarif ediyor. Erdoğan'a kim güden sensin ya belli oluyor. Paçalarından akıyor. Kalite düşmanlığı da var. E senin üniversitende dekanlık profesörü. yapmış, kurucu dekan olmuş. Kalite düşmanlığı da var. Kendisi kaliteli ya. Yani. Ya yani beni harcayan diyor, kaliteyi harcamıştır Ama diyor. kim üzerine dediniz ya, ya ben gerçekten Davutoğlu'nun şu andaki gidişi tam kim üzerine devam tabii, ediyor. Tabii, ya. Tabii. Bak. Kalite düşmanlığı da var. Bir vasat olacak. Onun üstündeki her şeyi tasviye etme kafası. 12 Eylül kafasıdır. Ama Sayın Cumhurbaşkanlığı 12 Eylül kafasıyla suçluyor ya. ya sen ne, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Ne ara böyle oldun ya? 12 Eylül ne ya? 12, 12 Eylül kafasına işkence, zulüm, haksızlık, idam, Cinayet savrulduğu yere bakın Ahmet Davutoğlu'nun. Evet. 12 Eylül kafası diyor. Ama bundan sonra söyledikleri daha da enteresan Canan Kaftancıoğlu gitmiş. Boğaziçi Üniversitesi'nin hmm. önünde. Canan Kaftancıoğlu gitmiş. Ben de giderdim. Burada işim olmasa ben de giderdim. Ama gençlik kollarımıza siz gidebilirsiniz dedim. Kimlerin arkasına gidebilirsiniz dedim. Teröristlerin arkasına. Bak 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 bak. Gelecek Partisi'nin tabanını biz milliyetçi muhafazakar değil mi? Öyle Bir Taban biliyoruz. olarak biliyoruz. Yani bilmiyoruz daha da onu da bilmiyoruz. Marxist, yani. Komünist, Oyunu da görmedik. Leninist Parti'nin militanlarının arkasına gençlerini gönderiyor. Utan utan utan. Gelelim Ali Babacan'a. Şey Melih Bulu rektör diyor ki Ali Babacan da beni çok yakından tanır diyor. Tanıdıkları adam, liyakatini bildikleri adam. Gözleri kim ve nefretten dönmüş, vicdanları kararmış, akılları başlarından gitmiş. Ali Babacan da şöyle diyor, rektör görevlendirmelerinde liyakat esas olmalı. Vay be! Türkiye'nin göz bebeği bir eğitim kurumu bazı üniversitesi. Başarılı kurumları sıradanlaştırma gibi bir eğilim var. Bu çok tehlikeli. Şimdi bunlar kendilerini harcayan bitiren adamlar. Gelelim liyakat meselesine. Hı hı. Şimdi Ali Babacan'la Davutoğlu'yla onlara hak verenler çok iyi dinlesinler. Kılıçdaroğlu da bunlar da hepsi ne diyor? Rektörlerde liyakat aranmalı diyor. Öyle diyor. Şey gibi Karamolluoğlu gibi aday olmuşsan AK Parti'den hemen itibar veriliyor diyor Şimdi ben Karamolluoğlu'na soruyorum. CHP ve akademisyenlerle ilgili örnekleri verirken hiç bunların döneminde, devrinde siz böyle bir açıklama yaptınız mı? Örnek Kemal Gürüz başlıyoruz şimdi. 28 Şubat sürecinde askerlerden sonra belki de en öndeki adamdı mı? Değil mi? Gök Başkanı. Evet. Evet. Üniversitelerde muhafazakar ins insanların tasfiye edilmesine, İmam Hatip okullarına getirilen kasteyi uygulamasına ve başörtüsü yasağına öncülük eden bir adam bu. Yani binlerce gencin eğitim almasına mani oldu. Sonra bu gürüz ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Danışmanı oldu. Nur Serter. Bu da 28 Aa. Şubat döneminde İstanbul Üniversitesi rektör yardımcısıydı. İkna odaları kurdu. Öğrencileri kapıda ayrı odalara aldı. içeriye sokmadı. Kimisinin başına açtırdı. Sonra ne oldu? CHP'den siyasete girdi. Milletvekili oldu. Genel başkan yardımcısı oldu. Liyakatlere bak be. CHP'de olunca hiç sorun değil. Gelelim Ural Akbult'a. Evet. Bu da Türkiye'nin gözde üniversitelerinden birinin ODTÜ'nün eski rektörü. Onun CHP'li ilgisi nasıl? 2004 yılında İmam Hatip'ler kapatılsın kampanyasına destek olmak için 100 kadar akademisyenle OTÜ'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Burada CHP'li vekiller tarafından karşılandı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısına katıldı. Cübbesiyle Kürsüye çıktı ve konuşması ayakta alkışlandı. Şu anda arkasında CHP CHP üstündü, değil mi işte? Evet. Buralar kur. Gelelim başka bir isme Mustafa Akaydın. Hmm. Bu da Akdeniz Üniversitesi'nin eski rektörü Mustafa Akaydın. Başörtüsünün amansız düşmanlarından birisi, türban irtica kokan işte geldi ekrana bir dayatma. Diyen adam ve gerekçeye bak başörtüsü düşmanlığında. Camiye ayakkabıyla giriliyor mu ki Gatay'a türbanla girilsin? Allah. Profesör kafası. Ne liyakat ama bak. Büyük ne liyakat. bulmuş adam be. Camiye ayakkabıyla giriliyor mu Gatay'a? Şimdi her yere giriliyor. Neredesin? Mustafa Akaydın. Nerede olduğunu hatırlayalım. Evet bu Akaydın daha sonra... Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sonra da Antalya Milletvekilliğine terfi etti. Şimdi 15 bizim, Temmuz hakkında da çok ilginç sözleri evet, vardı. onla geçelim. Şimdi bakalım. bizim e, Emre'nin rejiden yönetmenimizin hatırlattığı şeyi de hatırlayalım. hatırlayalım. Evet. İki oy alan o seçimleri neye iptal ettiler? Ahmet Necdet Sezer 500 oy al alanı Rektör tayin etmedi iki, i̇ki ay tayin etti Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne. O zaman ona bir şey dediler mi? Ha şimdi Davutoğlu, Babacan, Karamoğlu oldu dinlesinler. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Söğüt 6 Ocak Çarşamba günü Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yazdı ve yazısını şöyle bitirdi. Şeyi savunuyor, e, öğrencileri savunuyor Boğaz içindeki Öğrenci dediğim, militanlar açıkça savunuyor, öğrencileri de değil. Sadece insan öldürerek katil olunmaz. Bazı iktidarlar hakim oldukları polis gücüyle, tekerlerine geçirdikleri devlet sistemleriyle demokrasiyi, özgürlüğü, hukuku katlederler. Sakız çiğniyor bu kelimelerle. Ve tüm katil polisler, ya Sayın İçişleri Bakanımız bunları dava edin ya da resen harekete geçsinler. Katil polisi nerede var ya? Polisin üzerinden devlet düşmanlığı yapılıyor. Bak ne diyor? Ve tüm katil polisler ve de katil devletler gün gelir muhakkak hesap verirler. Hem de o hesabı bizzat o gençlere verirler. O gençler ne zaman hesap sorarlar? Bir darbede değil mi? Bak. Bunlara müsamaha edilmemeli. Şu an